Merhabalar, Pod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Sezonun 9. yarışı Kanada Grand Prix'sini geride bıraktık. Heyecanlı, yağmurlu, süper bir yarışı beraber izledik. Şimdi hep beraber yorumlayacağız. Ata hoş geldin. Abi merhaba hoş bulduk. Be hoş sen de hoş geliyordun normalde. Bizi stüdyoda kaydediyorduk ama bugün şeydesin, uzaktasın, Ege kıyısındasın. Evet, erken bir tatil. Evet. Tatil başlangıcı oldu. Keşke bu erken tatile pistteki diğer pilotların bazıları da yapsaydı yani. Mesela Sarjant gibi. Çok erken bir tatile çıksaydı çok isterdim yani. Perez mesela. Perez mesela yani. Perez zaten tatilde gibi ya. Öyle çok şey değil. Aynen, EYT'de yaşa takılır. EYT'de yaşa takılmış Perez ondan. Evet. Ya çok iyi değil miydi yarışı? Ya bu arada az önce şey işte aşağıda söyledim. Ve bunun izleyenlerimiz hiçbir önemi yok aşağıda söylemiş olmam ama. Ya 2022, Aşağı... 2023 Hı. ve bu senenin en keyifli yarışıydı bence. Yani son iki buçuk senedir ben bundan daha keyifli bir yarış hatırlamıyorum samimi. Evet yani şimdi iki safety car var, yağmur var, kuruyan bir pist var. Her şey var yani. 2022 haksızlık ettim özür dilerim ya. 2022'nin başında abi Lökler şampiyon olacak falan sanıyorduk ya. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Yanlış oldu. 2023 diyeyim. 23 24'ün yarısına itibaren en e, heyecanlı yarışlardan bir tanesiydi. Ben uzun evet. süre sonra yani bir buçuk sene sonra ilk defa özellikle şimdi geleceğiz ona da ama Norris'in e, pit çıkışıyla Verstappen'in onun geçişi kısmında kendi başıma izliyordum yarışı gibi bir jest yaptım kendi kendime tamamen kendi kendime i̇lk, i̇lk defa yerimden kalktım diyorsun iki sezon. Evet, yatarak uyuyarak izliyordu. İlk defa rüzgar gibi bir ses çıkardım. Ee, bizim Marso'da bayağıdır yayınlarda yok ama Marso'da bayağı bir korktu yani ben bağırınca. Evet, evet, yani galibiyet mücadelesi görmeyi özlemişiz ya. Evet. Bayağı yani bir de üçlü bir üçlü bir mücadele vardı Norris, ve Russell evet, ve Verstappen arasında. Gayet iyiydi. Russell'ın yani. polini şaşırdın mı? Ben şaşırmadım. Yani sıfır e, Mer Mercedes'ler iyi bir tempo yakaladı bu hafta sonu. Hı hı. Hani e, işte 9. yarışa geldik. ilk defa bu kadar güçlü bir tempolar olduğunu gördük. Evet. Verstappen'le de birebir aynı zamanı elde ettiler. Yani. Hı, -hı. Da bak şey 97'den beri ilk defa almış. Orada da Winner, Schumacher ve Heinz, Har Heinz, Harald Frentzen galiba. Yanlış hatırlamıyorsam ama 3 kişi mi? Aynen hani, 3'ü birden... Ben Winner'le Villeneuve... Schumacher sanıyordum onu. Yok bir de Frentzen de var galiba onu yanlış okumadıysam. Tarih onu yazmamış Yedi. demek ki. <laughs> yani 27 senedir ilk defa olmuş. Ya evet. Mercedes'lerin tempoları iyiydi. Bence o tempoya göre e, yani göreceli olarak çok da iyi bir sonuç almadılar aslında. Evet Yani duble podyum yapabilecek bir tempoları var gibiydi aslında. Evet ya şeyde ya önce ama yarışın başında bence Haas'lardan bahsetmezsek olmaz. Yani Tabii. E, geçen hafta mıydı önceki hafta mıydı fantazide. E, i̇ki Haas pilotu artı Haas takımı alan Emre kardeşimizi takımını sağ, şeye ekrana getirip yerin dibine sokmuştuk ya. Ben direkt Emre'ye evet. yazdım. Dedim "Takımı bozdun mu lan?" dedim. Ya ilk 5 tur öyleydi ya. Magnusen beşinciliğe çıktı. pıt falan uçuyorlardı. Aynen. Ama sonra da anlıyoruz ki yani abi Hanna Schmidt falan boşa şey almıyor hani. Maaşı boşa almıyor yani. Hani en iyi stratejistler Haas'tı değil yani. Ferrari'de de değil. Ferrari'de hiç de Hiç değil ya. Hastakiler daha bile iyi bu arada. <laughs> yağmur çok yağmaz ya. iki tur yap geç yap geçecek ya deyip aynen. sonrasında... Bir turda hiç bir dakika, şey... dakika fark yemek sonra muhteşemdi ya. Hakikaten öyle. Ya şöyle oldu. Tam benim Formula 1 oyunlarında oynadığım gibi bir e, karar verdi Ferrari takımı. İşte mesela yağmur yağar. Yağmur dinmeden bir bir, bir iki tur önce Hemen e, siliklere geçerim. Güya çok akıllıyım ya. Undercut yapacağım herkesi Hı -hı. falan. Sonra bir, bir türde bir dakika fark yiyip e, perişan olurdum. Genelde böyle oluyordu şeylerde. Formula 1 oyunlarında. E, Lökler'de de çok çok yakın bir performans gördüm burada yani. Evet ya bak bunu deyince ben şey Russell'ın neden sevdiğini anladım. Russell hep böyle enteresan denemeleri yapan o olurdu genelde. Bu sezon az yapıyorum. Yarın. neden yaptım. sevdiğimi söyleyeyim. Russell çünkü pole aldığında şaşırmıyorum. Bence muhteşem bir pilot. Harika evet. dört dörtlük. Zaten Toto Wolff de buna güveniyor. Ya hiçbirimiz Toto Wolff'tan daha iyi biliyor olamayız, değil mi bunu? Focus, George, Focus. Aynen öyle. <laughs> Gelecek sene kimi? Antonelli'ye abilik yapma görevi üstlendi. Koca Mercedes'te yani. Evet, evet. O adam değil. Ata şimdi şöyle bir durum var. E, parça parça girdik çünkü çok konu var. Ama çok ben ama. uzun zaman her yarışlarda hep böyle önemli anları not alırken. Hı -hı. Bu yarışta çok fazla notum var. Evet. Çünkü çok şey oldu. O yüzden hızlıca girelim bence. Hı -hı. yarışa. Hı -hı. Evet bununla girelim. Verstappen e, sıralama turlarında ikinci oldu. Russell'la evet, aynı e, dereceye elde edip ne yaptı etti bir şekilde kazanmayı yine başardı. Ya evet ya. O kötü oldu. Böyle bir yarışa Verstappen galibiyeti hiç yakışmadı ya. Çünkü ya Russell'a falan... gidebilirdi yani buradaki galibiyet değil mi? Ya şey diyorsun mesela işte muhteşem çok keyifli bir yarıştı. E, i̇zlemeyen birini. Hı -hı. Ya e şey diyor izleyen bir. Ne az, oldu? E Verstappen ne oldu? Kim kazandı. Mı? diyor. Ha. Yani. E Verstappen kazandı. Yani öyle değildi aslında. Verstappen'in evet. pozisyonunda kim olsa kazanacaktı orada. Evet. Pozisyonu var. Norris'in işte ilk safety car'da e, geç girmesi aslında ona biraz pahalı mal oldu. Ama yani her ikinci Norris girmedi. Öndeyken giremezsin ki. Çünkü Norris girmez, girse e, Verstappen girmeyecekti bu sefer. Liderliği o alacaktı yani. Yani evet orada öyle bir şey var. E bir daha hiç girmeyebilirdi belki. O şeye kadar. İki, iki, e zaten Inter'ler var. vardı hepsinde. De inter'lerin de tabii şeyini çok iyi de bilmiyoruz. Yıpranma oranlarını, yıpranma durumlarını. Hani en yakın Türkiye 2020 mi? 2020 Türkiye Grand Prix'sinden biliyoruz en yakın. Inter Silik olmuştu inter evet, Intermediate. Allah'ım abi ya her bak her program şeylere sövüyoruz. Ben artık sövmeyi istemediğimi Hı -hı. geçen hafta da söylemiştim sana sunuculara da. Ya evet. abi ne kadar kötülerdi ya. Ya ben yemin ederim ben Serhan Acar'ı arar hale geldim ben. Evet. Arada yani şey bir çaba var. Ben çaba görüyorum. Ne kadar çaba harcarsan harca, sonuç kötüyse kötüsü. Bunlarda da kötü ne yazık ki ama geçelim ya. Bunu geçelim Hiç mi? Hiçbir istemiyorum artık ya. öyle ya bak Verstappen. Geçiş lastiği. E, tempolar... Geçiş lastiği evet. ne ya? Abi ıslak zemin lastiği değil, Geçiş şey overtake yani. Neyse tamam. Verstappen bak tempo olarak zorlanmasına rağmen hani yine bu sefer de hani hep şey hani araç çok iyi olduğu için çok rahat kazanıyor falan gibi eleştiriler var ya aslında onlara bir cevaptı bence bu. Evet. Yani hani iyi bir sürüş ortaya koydu. Hı -hı. Ve hem de biraz şartlarda onun istediği gibi gitti ve yine bir şekilde kazanmayı başardı. Zaten o cümleleri insanların cümlelerini her şeyde Perez e, kanıtlıyor sağ olsun yani her sarcınta geçildiğinde evet. e, Perez yani Verstappen'in araç pilotu olmadığını kanıtlıyor. Ya bir Hamilton değil yani. Ee. Hamilton bence korkunç bir araç pilotu ama Verstappen hakikaten değil ya, ya çok belli evet. yani. Perez demişken de Perez de 16. sırada yer buldu kendi cumartesi. Hı hı. İki sezondur altıncı kez Sargent'a geçildi. Evet. Albon'un hiç geçilmediği Sargent'a altıncı kere geçilen bir Perez var yani. Enteresan bir istatistik. Arabasında da bir sorun yok gibi bu arada. Yani Hı. tamamen kendinde Hı. sorunlar var. Evet tempoyu yakalayamıyor bir türlü. Hı. Zaten 53. turda da yani aracın kontrolünü kaybedip arka kanadı kaybetti. Sonunda yarış dışı kaldı. Sonra Norris de. Norris bak. Norris hocam bak tweetçisin bizim camiada alsın tamam hani seviyoruz eyvallah okey sıkıntı yok. Ama yani yarış sonunda ne kadar Vettel'i sevmesem de ben abi Perez'i gördüğünde o sev Vettel dememelisin ki bak Vettel'i ne kadar sevmediğimi şöyle hızlıca özetleyip sözü sana bırakıyorum abi. Benim Twitch kanalımda Vettel yazmak yasaklıydı. Yani Vettel hmm. yazamıyordu insanın o kadar sevmem Vettel'i. O 2019 hmm. şeyde Almanya'dan sonra. Ona rağmen abi Norris'in öyle bir şey demesi çok yanlış. Perez'in kazasına. Hı. Çok saçma yani. Hı, bir de yani ek olarak şey de söylüyorum. Perez'in de tam işte kontratı aldığı haftada Evet aslında 3 yarıştır şey e, devam ediyor. E, Q1'e Q3'e kalamamı e, serisi devam ediyor. Perez'in formsuzluğu devam ediyor diyebiliriz. Allah ıslah etsin diyorum. Buradan aslında keyf, keyfi yerinde olan bir diğer takıma geçelim. McLaren'e geçelim hatta. Ee, Norris 3. olarak başladı yarışa. Piastri dördüncü olarak başladı. Norris iki. Piastri de 5. olarak bitirdi. ikisinde ee, i̇kisinin de temposu gayet iyiydi. Yani Norris hakikaten işte az önce konuştuğumuz e, pit durumu olmasa, safety car'daki pit durumu olmasa yarışı kazanmaya da yakındı. Ee, yani McLaren hakikaten heyecan katıyor bu sene. McLaren şu an en hızlı araba ya. Pistte. Yani evet tempolar çok iyi. Ciddi ciddi en hızlı araba. Ee, ve hani Norris'in galibiyeti de aslında böyle geçen senelerdeki işte ne bileyim e, Ricardo McLaren galibiyeti gibi ya da işte Gazili Alfa Tauri galibiyeti gibi değilmiş. Onu anlamış oldum ben yani bu yarış. Çok hızlı evet. bir ara yani o pitlerden önce Verstappen'e 11 saniyeye yakın fark atmıştı. Yani ruh evet. bir farktı o, o güvenlik aracı çıkmadan önce. Evet. Ne yapıyorsunuz abi? abi Red, o kadar pist hızlı olmaya... Pist geçti. Evet pist üstünde, pist üstünde de, de baya rahat geçti bir, bir de, de, geçti. de yağmurlu koşullarda. Ama Verstappen'in arabada da yani birkaç yarıştırıbicacıklar var abi. Bak adam hiç memnun değil, hiç gripim yok diyor birkaç Evet şikayet ediyor aynen. Evet, ve gerçekten gripi yok. Yani daha yavaş sürmek zorunda kalıyor. Evet evet yani körplerle problem yaşadılar bu hafta. Evet. Yani öyle. Sorunlar devam ediyor Red Bull'da. Şeyde de Lewis de Russell'la da çekişmeler yaşadı. Yani işte 49 ve 51'de karşılıklı birbirlerine yani. geçtiler falan. Hı -hı. Ee, sonra Russell bir piyastri ile bir temas yaşadı. Evet. E, yarışın sonlarına doğru. Oradaki orada bir neydi? Yani bence Russell gereksiz fazla zorladı. Ya yani öndeydi evet orada ama bence biraz fazla zorladı ya. Yani, yani ceza... yazık ki öyle geliyor. Cezalık bir şey değildi belki ama. Evet. Biraz gereksiz zorladı. Yani. Ne yazık ki içim acıyarak Söylüyorum ki bana da öyle geliyor. Yani ne kadar kendime <laughs> şu an katılmasam da. Ya çünkü ben hani tamam öndeydi eyvallah ama piyasın da hakikaten kaçacak yeri yok ve fren de yapamaz. Zaten fren yapıyor o sırada hayvan gibi. Yani daha da fren yapamaz. Ama ben bu fren yapma deyince de şeye kesinlikle gelmek istiyorum. Albon ne yaptı abi ya? Ya bak Albon DNF sonucunu görenler var ya ya der ki ya yani, işte Williams Williams gene DNF. Abi o nasıl geçti ya? Ona makas, makas attı bildiğin yani. yani geçişi makastı yani. Bak dağıtma, dağıtmış gibi olacağım ama yani geri toparlarız McLaren'in e. Albon'un geçişini ben bayağıdır gördüm en iyi geçiş. Ciddi. Evet evet yani. Evet ya. yani hem Riccardo ya hem o konu aynı anda tek attı yani. Ben sadece şeyden e, şeydim. Ha bu arada bu elimdeki neden <laughs> bir ama e, Pokemon kartı mı? ne oldu? Yok Lökler'in <laughs> e, geçen yarışki kara kutu hard diski. Elime hard disk geldi onunla oynuyordum özür dilerim. E, şey e, ben şeyden biraz korktum yarış esnasında. Frenlemede yön değiştirdi ya baktığın zaman. Ee, hani frenlerken Hı -hı. sağa doğru geçti. Frenlemede yön değiştirmek ya diye bir kuralımız yok. Ee, karşısında zaten yarışçı ceza gerektiriyor. İyi ona bir protesto çıkmadı ya. Evet. Herhalde millet şey dedi yani ya abi bu geçişe de yani ceza yazmayalım ya bu geçişe de. Hı -hı. Makas attı adam ya yani. muhteşem ya. Sonra Albon orada saniyesin eee hatasının kurbanı oldu. Ferrari'ye geleceğiz. Ferrari hiç şey. Ferrari direkt hani, geçsek. Yani. yani bir McLaren ve Mercedes'i konuşalım. Ferrari ondan sonra geçelim. Ee McLaren'de de baktığında işte Norris 131'e ee piyasada 81 puana yükseldi. Norris Aslında ikinci olacak ha. Evet evet yani Ferrari böyle giderse ikinciliğin en büyük adayı Norris diyebiliriz belki de. Evet hak ediyor da bence. Ya birinciliğin de adayı bence şu an son birkaç yarışki performansından ki daha yani yaz arasına yeni geliyoruz herhalde değil mi? İspanya'dan sonra mı yaz arası galiba? Ee, Yok daha, daha, var. daha vardır. Ya yani evet. daha sezonun ortasına gelmedik. McLaren'in gidişatı Norris yani birkaç yarış sonra birinciliğe falan tırmanırsa ben şaşırmam ya. Tabii ya sonuçta bir galibiyeti var mı senin? Evet evet. Çok iyi gidiyor. Yani ya. devamında gelebilir. Yani, yani. şartlar oluşursa yarış kazanabileceğini hmm. e, gösteriyor kaç yarış. Evet. Kaç Mercedes'e gelelim. Russell'ın poli var. Baya e, bayağı sevindi aldığı poli. Hamilton yani aracın temposuna göre aslında biraz geride kaldı cumartesi. E, bu kadar yapabiliyorum Russell'ın şeyini. Tam kameraya sığacak kadar yapıyorum şu an. Evet, o meşhur pozunu da verdi. Evet. E, Russell podyumda bitirdi. Hamilton da dördüncü oldu. E, onlar aslında farklı olarak şey denediler. İkinci safety car çıktığında e, ekstra bir pit yaptılar. Russell'a medium Hamilton'a da hard taktılar Müthiş ve bitki. hani hem hem Norris'i hem Piastri'yi geçebileceklerini düşündüler ama sadece Piastri'yi geçebildiler evet ya ya çünkü hani geçiyorlar. şeydi onların da sonuçta Piastri'nin lastiği de 13 turluktu yani hani öyle çok çok da eski değildi evet, Russell evet. taktığında ama çok iyi hamle yani olabilecek en iyi hamle yerlerini kaybetmeden saniye açısından da konum açısından da e, evet. sıfır lastiklerle devam ettiler hani Hamilton'ın hard'ı biraz sıkıntıydı çünkü ya 13 turluk mediumla e, yeni hat öyle çok başa çıkamaz yani medium'un tam böyle yüksek performans gösterdiği zamanlar ama Russell işte çok rahat geçti piyasayı tabi çok rahattı değil ya mi? Bir de, evet bir de pist çok soğuk olduğu için evet. arda özellikle ısıtmak bayağı vakit alıyor yani Hı. orada yaptıkları pitte zaten hani ne bileyim 4-5 tur şeye gitmiştir Hı. arda ısıtmaya gitmiştir yani. Ama şey de tekrar tekrar görmüş olduk ya her yarış görüyoruz de ya yani Russell'ın Hamilton'dan kaç gömlek üst bir pilot olduğunu. Ya daha ne yapsın bu adam bunu izah etmek için? Daha ne yapsın? Daha kime ne desin yani? Kaç gömlek üstü ya? Var ya şu adamı, şu adamı gerçekten Mercedes'in en iyi olduğu dönemde izlemek isterdim. Hamilton'la kapışırken. Yani Nico Rosberg'den bile daha iyi bir sonuç elde edebilir gibi geliyor bana yani. Olabilirdi belki de. Evet. Bunun da hiç göremeyeceğiz çünkü seneye yolları ayrılacak onu biliyoruz. Ya olur belki Ferrari'nin rekabetçi bir aracı olur. Mercedes'in de olur belki. Orada göreceğiz. Evet. Red Bull olmayacak kesin artık? Evet. Buradan Ferrari'ye geçelim hatta evet. istersen. Köyüçe kalamayan. Buradan da Ferrari. Aston Martin'e geçelim direkt. Olmaz <laughs> mı? Olmaz. Olur. Köyüçe kalamadı Ferrari'ler. 11-12'de kaldılar. Evet. E, sonrasında da her iki Ferrari'de yarışı bitiremedi. Hı hı. Yani geçen hafta bir heyecan yaşattık. Hemen hevesi kursağınızda bırakalım dediler. Yani. Tabii tabii öyle çok alışmayın iyi gidişe. Ben mesela geçen senelerdeki pitpotlarımızda şey örneği verirdim. Abi, benim üniversitedeki başarım. Yani mesela çok bir, bir dönem yanlışlıkla çok iyi bir iş çıkarmıştım. Ee, yanlışlıkla. O dönemden sonra bütün hocaların beklentisi benim aklımda çok yükselmişti. Ve bu çok kötü olmuştu. O zamana kadar hep böyle ortalama bir öğrenciydim. Bir dönem evet. yanlışlıkla Vanay Açık unuttuk. Çok iyi bir sonuç. Sonra Hüsran Hayal Kırıklığı. Lökler'de de bence aynısı olmasın diye Lökler'de benim yolumdan gidiyor gibi yorumladım bu olayı yani. Evet. ibretlik bir hikaye anlattın. Yani. Aynen öyle. Çok yanlışlıkla bir, bir dönem çok iyiydim yani 3. safta. O çok Hı. başıma bela oldu sonra. Evet yani Lökler problemler yaşadı. Başta motorda bir tanımlayamadığımız bir problem var dediler. İşte Hı. yarım saniye kaybediyoruz dediler. Sonrasında giderdik dediler işte farklı lastik seçmeye çalıştılar falan olmadı. Yani şey ee, gibi 53'te de yarışı bırak diye. Yani. Ya şöyle bence işte arkadaşlarım mesela dışarı çağırıyor. Ya dışarı çıkmamak için sunduğum bahaneler yani. <laughs> ya adam ne yarışası yoktu bu hafta ya. Bir ton bahane yani yarışmamak için. Evet 53'te de Sainz'ın e, yani arkayı kaptırması sonucu albonu talihsiz bir şekilde Alması, kendisi evet. yola devam etti aslında ama. Evet ha. Arabalar da... sağlam ya biraz? <laughs> tamam. Bilemiyorum ama yani alım hayvan gibi vurdu. Şey size normal yolunu da onun da süspansiyonunda sorun vardı tabi hani böyle birincilik mücadelesinde olsa muhtemelen tur şeyini tutturamaz hani o hasardan sonra da yarışı bitirecek kadar şeyi yaptı herhalde yani. Ha bitiremedi evet. DNF olmadı mı size? Oldu oldu. Oldu ha. Oldu. Yani garajda DNF oldu evet. yani yola devam edebildiler mi? Detay ettiler arabayı doğru. Yani işte şey Fred Fasor şey demiş ben kimseye şampiyonluk sözü vermedim. Sizin niye gaza geldiniz falan o tarz bir açıklama yapmış. Hakikaten ona paralel bir performans gösterdiler. Doğru. Kimseye şampiyon olacağım demedi ki adam. Aynen öyle. Astonlar e, 6 ve 7 bitirdiler. Onlar da stabil bir hafta sonu geçirdi. Stroll'ün eviydi bu ara? Stroll bence iyiydi ya bu yarış sanki. Yani ne zaman görsün? Yani. İyiydi Stroll. Evet evet yani öyle şey saçma sapan Q1'de elenmeler falan o tip şeyler yaşamadı bu hafta. Evet evet. Diğer takımlara baktığımızda Ocon seneye olmayacak. Alpin'de. Evet. o netleşti. Suno da sözleşmesini uzattı. Suno da fazlasıyla hak etmişti yani. Hani, tabii tabii. o şey alması gerekiyordu. Hatta işte Red Bull koltuğunu bile hak etmiş olabilirdi ama. Bu yarışta da çok iyiydi Suno'da bu arada. Yani şeyde Aynen, hani öyle. tam Ricardo Q5 o şey P5 oldu yalandan evet. işte Jack Will Nob'una laf etti diye P5 oldu. Tamam eyvallah. Ee, ama Ausolda evet. mesela P8 oldu. Çok iyiydi yani. Evet, evet. aynen öyle. Jack Will'ün yorumlarına da bu arada aynı elektronik imzamı ben attım. Tebliğ de ettim formülü e, Formula 1 yönetimine. Onu da söylemiş olayım. Neydi o yorumlar? Şöyleydi. Ya bu adam F1'de işine. Ya her sene buna iyi araba, iyi araba veremedik, iyi araba veremedik deniyor. Ya buna iyi araba verince de bir şey olmuyor bundan. İşte bu adam Lewis Hamilton mı? E elektronik imza Evet, Test evet, takımlarımıza baktığımızda da bol bol eksili bir haftayı girdi, bıraktık. Lökler'dir, Ferrari'dir, Sargent'tır, bol bol DNF'ler, işte Perez'dir. Ee, bayağı bir eksiler vardı. Ee, işte içeceğim şimdi sonuçum. o kadar o kadar üzülme. Zaten takımını herhangi bir transfer yapmamışsın. Yani verdiğin önem belli oluyorsun. <laughs> Senin takı takımın Lökler, Magnussen, Botta, Sokol, Sunoda, Ferrari, Red Bull'du. 15 puan. 15 mi? <laughs> 15 puan. Öyle abi. mi? Ben eksi 45 gördüm bu arada. Yok şey işte. 15 miydi? Yani 15 artıya Oha, Çok iyi bu arada. Ben eksi 45'im diye tripleniyorum bayağıdır. Oha, çok iyiydi. iyi. Tamam, i̇şte bak güzel. hayatta beklentilerin mutluluğa ne kadar paralel olduğunu gösteren bir an <laughs> Evet evet. Sıfırın üstündeysem tamamım yani. Geçer not. 15 evet, çok iyi. Yani Hayır, ben de, de büyük tebrik ediyorum mı? bu arada. Ben yani 130 aldım. 130 mu? Tabii oğlum sen ne zanki? Allah Allah. Şeyin bu hafta ne? Hamilton, Piastri. Hamilton Joe ya. Yani? Kardeşim biz gördük Mercedes'in hazırlığı. Allah, Allah Allah ya. Stroll, Sargent, Sunoda, Ferrari, Mercedes. Ferrari'den eksiği almasaydı. aldım Ferrari'den. Aynen öyle 130 puan. E, güzel yani nispeten yine e, Toplantımız liglerde... 10 dakika içinde sona ermeyecek. Evet buyurun. Evet. Aynen öyle. Hmm. E, PitBot liginde de Olcay'ın e, liderliği devam ediyor. E, o da şey puanını sen ekrana getirirsin onu not almamış. 2000 küsürdü oh. geldi ekrana zaten şu an ilk sıralaması. Aynen öyle. Hmm. Orada da heyecan devam ediyor. E, ya haftaya bir bak da takımını. Artık şeyler değişiyor. Haftaya bakamam abi. Haftaya meşgulüm. Öbür hafta bakarız duruma. İspanya yarışı. Hadi, hadi bakalım. O zaman haftaya e, İspanya yarışı. İki hafta sonra. Bir e, hafta sonra. Bir sonraki yarış. İspanya yarışı. Onda beraber olacağız. Hani 23'ünde. 23'ünde bölüm. Aynen, aynen 24'ünde stüdyoda kaydı yaparız. Aynen öyle? E, bak, şey Hatırlatmalarımızı da yapalım. E, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, e, yorumlara da e, katkıda bulunmayı unutmayın diyelim. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.